Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi Samsung Galaxy S10 vs Samsung Galaxy S1 karşılaştırması yaptık. Hadi şimdi video başlıyoruz. Samsung Galaxy S10 Plus vs Samsung Galaxy S1 karşılaştırması yapıyoruz. Ekran gövde oranı %87.54 ile S10 Plus, S1 ise 57.95. %75 gramla S10 Plus, 118 gramla S1. 12 megapiksel kamerayla S10 Plus, S1 ise 5 megapiksel kamerası var. 128 GB depolamayla S10 Plus, S1 ise 8 GB. 8 GB RAM ile S10 Plus, 512 MB RAM ile de S1. 8 çekirdek 2.73 GHz S10 Plus, 1 çekirdek 1.0 GHz S1, 1440x3040 pikselle S10 Plus, 480x800 S1, 4K videoyla S10 Plus, 720p videoyla S1, 4100 mAh bataryayla S10 Plus, 1500 mAh bataryayla S1. SAR değeri baş 0.516 S10 Plus, 0.262 S1. Android Pie ile gelen S10 Plus, Android 2.1 ile de Eclair ile gelen S1. PPI 522 PPI ile S10 Plus, 233 PPI ile S1. Diğerleri zaten söylemiştim. Dinamik AMOLED ile S10 Plus, Super AMOLED ile S1. Diğer özellikleri burada yazıyor işte. Ekran özellikleri. Sadece S1'de multi-touch var. Başka bir şey yok. Corning Gorilla Glass 6 var S10 Plus'ta. S1'de ise Corning Gorilla Glass 1. %50 demiştim. 16 milyon ek sayısı ikisinde aynı. 1500 mAh'la demişim zaten. Değişir batarya S1'de var. S10 Plus'ta yok. 12 megapiksel optik görüntü sabitleyici ile S10 Plus, 5 megapiksel ile de S1. Kamera özellikleri yazıyor. Otomatik odaklama ile panorama var S1'de. Başka bir özelliği yok. F1.5 ile S10 Plus, S1 ise F2.6. Flaşı yok S1'in. 4K 60 FPS ile S10 Plus, 720 ve 30 FPS'te S1. Video kalite özellikleri yazıyor burada işte, coğrafi konum etkiler. S1'de bir yol belli değil. Video şeyleri yazmıyor. Yani belli değilmiş. İkinci kamerası 16 megapiksel. Şeyde hiç ikinci kamera yok S1'de. Üçüncü kamerası 12 megapiksel. İkinci kamerası F2.2, onu dememiştim. Özellikleri yazıyor orada. Üçüncü kamera özellikleri yazıyor. İkinci ön kamerası 8 megapiksel F2.2 ile. Derinlik yazıyor işte. Ön kamerası da 10 megapiksel. S10 Plus 0.3 megapiksel S1. 4K. Ön kamerası 4K video çekebiliyor. S1 ise 480p 30 fps. F2.8 ile de diyafram açıklığı S1'in. S10 Plus'ın F1.9. Ön kamera özellikleri orada yazıyor. DxOMark'tan 109 puan alan S10 Plus, S1 ise puanı gözükmüyor. Chipsetlere geçelim. Samsung Exynos 9 Series 9820. S1 ise Samsung Exynos 3110 Hummingbird. 1 çekirdek 1 GHz demişim zaten. 32 bitte S1. ARM V8 64 bitte de S10 Plus. 8 nanometre ile S10 Plus, 45 nanometre ile S1. 512 MB RAM ile S1. S10 Plus
8 GB RAM var. 128 GB, 2 GB demişim zaten. Hafıza kartı desteği ikisi de var. 512 GB S10 Plus, 32 GB S1. Yani S1'i 64 GB'lık taksak çalışmaz. Boyları yazıyor zaten burada, 157.6 boy, 74.1 en, kalınlık ise 7.8. S10 Plus'ı diyorum yani, 175 gramdı demişti zaten. S1 122.4 boy, 64.2 en, 9.9 kalınlık. 118 gramlı da S1. Siyah renk seçeneği varmış sadece S1'de. S1 Plus'ta gri, mavi, mor, siyah. Malzeme gövde malzemesi S1'de belirtilmemiş. S1 Plus'ta cam ve metal. 2G var ikisinde de zaten. İkisinde 3G var. 3G'si 7 megabit hızla indiriyor. Şeyde 42. 4G'de yok. 4G'si S1 Plus'ın 2 gigabit, yani 2000 megabit, 2 gigabit ya da ikisinden bir tanesi işte. S1'in son güncellemesi 2.3 GHz band, biraz yani şu anda o var. S1 Torch Plus kullanıyor. S1 Plus Samsung One UE arayüzü de One UE 1.1. Wi-Fi 6 kullanıyor S10 Plus. S1 ise Wi-Fi 4. Bluetooth 3 ile S1. Bluetooth 5.0 ile S10 Plus. Kılıtesi ikisinde de yok. Radyo. S1'de var galiba. Evet var. Bildiğime göre. Burada da yoktu ama büyük ihtimalle var. Sürdürülebilirlik S1'de yok. S1 Plus'ta var. Toza dayanıklılık da aynı şekilde. Sensörler burada yazıyor. SAR değeri S1'in daha iyi. SAR değeri de önde. Değişir batarya da önde. Flash'ı yok S1'in demiştim zaten. Özetlerde yazıyor burada. Başı burada, fonu burada işte. Diğer bağlantılar 3.1 Gen USB 3 S1 Plus, S1 ise 2.0 USB Type-C S1 Plus Micro USB S1. Çıkış yılları 2019 ile S1 Plus, S1 ise 2010. Her neyse arkadaşlar, beni dedi çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.